Analizden size iyi geceler diliyoruz. Bu gece biraz daha erken başladık, yarım saat kadar. Bu yarım saatte sizlere hem gündem başlıklarını hem işte piyasalardan verileri hem de haberlerimizi aktaracağız. Ardından da saat 22'den sonra da iki değerli konuğumuz olacak. Onlarla da küresel ekonomiye dair kritik konuları masaya yatıracağız. Hoşta bir sohbet sizi bekliyor bu akşam diyelim ve hemen bugün neleri konuştuk onları size hatırlatmak istiyorum öncelikle. Bir, Turkuaz Medya Merkezi'nin düzenlediği İstanbul Finans Merkezi işte zirvesi bugün yapıldı ve Ataşehir'de yükselen İstanbul Finans Merkezi'nde bu zirve yapıldı ve iş dünyasından bankacılığa, işte finanstan daha pek çok noktaya kadar bürokrasiye, hatta devlet kademelerine kadar pek çok önemli konuk zirvede ağırlandı. Panellere katıldılar, röportajlar verdiler, görüşlerini paylaştılar. Tüm bu görüşleri de sizlere aktaracağız. İşte yine bu zirveye katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de önemli mesajlar verdi. Ve enflasyona dair yine önemli mesajlar vardı Nurettin Nebati'den. Özellikle de %43'lere kadar gerilemiş durumda dedi enflasyon. Bundan sonraki aşamaya, yani yaz sürecine dikkat çekti. Yaz sürecinde de gıdada yaşanacak rahatlama ile beraber enflasyondaki aşağı yönlü hareketlilik hız kazanacaktır sözlerini kullandı. Ve çalışanlar diğer yandan da emekliler için enflasyona ezdirmeyecek ücret artışlarının da gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi Nurettin Nebati. Yıl sonu enflasyon tahminine bir bakacağız. Merkez Bankası'ndan yıl sonuna dair tahminler geldi. Yıl sonu için enflasyon verisi tahminini değiştirmedi Merkez Bankası. Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla beraber işte bu detayları sizlere de hemen bazı satır başlarıyla aktarmak istiyorum. Kurun aynı istikrarla devam edeceğini vurguladı Kavcıoğlu. Ayrıca dolarizasyonu bitireceğiz mesajını verdi. Merkez Bankası Başkanı ayrıca 2030'a kadar 300 milyar doların üzerinde cari dengeye katkı sağlayacak kaynağın da oluşturulduğuna vurgu yaptı. Ve ECB, yani Avrupa Merkez Bankası cephesi, bugün canlı yayınlarda da sizlere aktardık efendim. Christine Lagarde'ın da açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlık bir artışa daha imza attı. Böylelikle çok da yüksek bir seviyeye ulaştı Avrupa adına. Ancak faiz artırım hızını da 25'e düşürdü. Ve böylelikle de bilanço küçültmeyi de hızlandırmış durumda. Ve Christine Lagarde'ın özellikle vurgu yaptığı bir nokta vardı. Hala enflasyonla mücadeleyle alakalı pek çok noktanın tam olarak işlevini sağlayamadığını, ancak bundan sonraki süreçte de fiyat baskılarının hala güçlü devam ettiğine vurgu yaptı. İşte bugün bunları konuştuk. Peki yine bugün gün içinde neler yaşadık, piyasalarda neler oldu, hemen onları sizlere bir aktarmak istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul'a başlayalım. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde çok alıcılı olması beklenen ve tabii o beklentiyle beraberdi, bu beklentiye paralel bir şekilde yükselişle açılan bir endeks vardı. Ve belli bir süre boyunca yukarı taşındı o primlerle beraber. Öğle saatlerinde geçtikten sonra, öğleden sonraya geldiğimiz zaman diliminde özellikle de 16.30'dan sonra satışlar ağırlık kazanmaya başladı. Ve 17.10'dan sonra da yoğun bir satışla beraber işlemler devam etti. Ancak kapanışta ilginçtir, o %1.6'lara vuran kayıplar telafi edildi. Belli bir noktaya kadar yukarı çekildi ve %0.04'lük bir kayıpla beraber günü kapattı BIST 100 endeksi. Hemen bugünkü kritik seviyeleri de sizlere bir hatırlatmak istiyorum. En düşük nokta olarak 4449 puan seviyesi bugün geçerliydi ki o seviyenin yaklaşık 34 puan kadar üstünden kapattı ve 4484 puandan kapanış gerçekleşti. Gün içindeki en yüksek seviye 4573 puandı.
Ve işte malumunuz bütün analistlerden, uzmanlardan, ekonomistlerden aldığımızda veriler doğrultusunda seçim sürecinde bu tür dalgalanmaların olabileceğini ve bu süreçte de yatırımcıların kendilerini korumak adına seçimlerini, kararlarını sağlıklı bir şekilde vermelerinde çok büyük bir önem taşıdığına vurgu yapıyorlar. Şimdi BIST 100'den sonra hemen bankacılık sektörüne bir bakıyoruz. Şimdi bankacılık endeksinde de yine o belirttiğim seyirle beraber, gün içinde yaşanan seviyelerle beraber o seyrin kendini gösterdiği alanlar ve işte yukarı yönlü hareketliliğin sabah saatlerine yaşanmasıyla birlikte özellikle de saat işte 11-10 geçe civarlarında 4172 puan seviyesini görmüştü. Ardından da 4013'e kadar o yoğun satışlarla beraber kan kaybı yaşandı ve işte kapanışta ise 4057 puandan kapanış gerçekleşti ve %0,23'lük bir kayıp söz konusuydu gün sonunda. Sanayi Endeks'e bakıyoruz. Sanayi Endeks ekranımıza geliyor. Sanayi Endeks'teki yine dalgalı seyirle beraber gün sonunda az önce aktardığımız hem BIST 100'de hem de bankacılıkta olan o kayıplı seyir değil, yukarı yönlü seyir kendini gösteriyor ve kapanışta %0,75'lik bir prim vardı ve 7181 puandan kapanış gerçekleşti. En çok yükselen 5 hissedir göz atalım şimdi. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ilk sırada ve tavandan kapanışını yaptı. 42,24'lük fiyatlamayla beraber. Anadolu İsuzu var ikinci sırada. O da yine tavana yakın bir noktadaydı. 9,97'lik primle beraber 136,8'den kapandı. Coca-Cola içecek %6,61'lik bir prime imza attı. 246,9 seviyesindeydi ki gün içinde 251'i aşan bir fiyatlama da söz konusuydu. Borusan Yatırım Pazarlama 800,9'luk fiyatlamayla beraber %6,46'lık prime sahipti gün kapanışında. Ve Otogar hemen ardından 5. sırada geliyor. 788 liralık fiyatıyla beraber %6,41'lik bir prime imza attı günün sonunda. En çok düşenlere bakıyoruz şimdi. Başkent Gaz yine en çok düşenler listesinde yer alıyor. İlk sırada 12,07 fiyatı. Ardından hemen Tüpraş geliyor ki dün Tüpraş %5'i aşan bir prime sahipti. 66,75'ten kapanışı gerçekleştirdi. Enka İnşaat 25 liradan kapandı. Garanti Bankası 26,58. Enerji ise 26,7'den kapanışını gerçekleştirdi. %2,27'lik bir kayba işte ulaşıyor bu kapanış değeri. Ve hemen şimdi bir şu saat itibariyle acaba Amerika borsalarında neler olup bitiyor? Onu size aktaralım efendim. Yani düzeltiyorum. Sektörlere hemen bakacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Olur hemen bir sektörlerimize bakalım hızlıca. Benim hatam. Hemen bir düzeltiyoruz. Bankacılığı aktarmıştım, sanayi aktarmıştım. Geri kalan tabii endekslerde turizmde özellikle ve spor endeksinde çok yoğun bir değer kazanımı söz konusuydu. Gayrimenkul teknoloji endeksinde belli bir oranda yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Devam edelim. Sigortacılıkta yine bir kan kaybı söz konusuydu. Bugün BİSKİMYA'daki kimyadaki kan kaybı belli bir oranda kaldı. Ancak inşaatta yoğun satışlar vardı. Madencilikte son birkaç günün aksine biraz daha yukarı yönlü hareketlilik hakimdi ve %2,32'lik bir primle beraber işte 4167 puan seviyesine ulaştı. Gıda endeksi de yine bugün ayrışan endeksler arasındaydı. 2,92'lik bir performans gösterdi. Bilişim endeksi de 0,28'lik bir yukarı yönlü hareketle beraber kapanışını gerçekleştirdi. İşte hemen şimdi Amerikan borsalarına bir bakalım. Şimdi saat 18 itibariyle aktarırken benzer bir tablo söz konusuydu. Neredeyse işte Dow Jones'ta %1'i aşan %1,2'lik bir kayıp söz konusuydu. Şu anda da %1'e yakın bir kayıp var. Nasdaq'ta bugünkü kayıplar belli bir oranda devam ediyor. Ve S&P 500'de de yine kayıplı seyir devam ediyor. %0,58'lik kayıpla beraber işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Hemen dolar endeksine bir bakıyoruz şimdi.
Dolar endeksinde 101-190 seviyesi ve %0.08'lik bir prim söz konusu. Ardından da Euro-Dolar paritesi gelecek ekranımıza. 0.42'lik bir aşağı yönlü hareket söz konusu 1.10-15 seviyesinde. Ve ABD tahvillerine bir bakıyoruz. Bu noktada dün de benzer bir tablo söz konusuydu. Değer kaybı devam ediyor. %4.56 2 yıllıkta, %3.37 5 yıllıkta, %1.2 10 yıllıkta değer kaybı olarak ekranımıza yansıyor efendim. Türkiye tahvillerine bir bakalım şimdi. Türkiye tahvillerinde 2 yıllıkta %4.76'lık bir değer kaybı var. 10 yıllıkta %6.26, 5 yıllıkta ise değeri sabit. Ardından da enerji emtiaları şimdi ekranımıza geliyor. Enerji emtialarında 70 doların altına salınan ham petrolün varil fiyatını görüyoruz. $68.75 ve belli bir oranda %0.19'luk yukarı yönlü bir hareketlilik hakim şu anda. Brent petrolle ise 70 doların üzerinde seyir devam ediyor ve $72.38 seviyesi geçerli. Doğalgazda ise %3.13'lük aşağı yönlü hareketlilik var. Değerli metallere hemen bir bakalım. Değerli metallere baktığımız zaman altının onzunda yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini görürüz. Özellikle de son iki günden beri bu hareketlilik 2000 doların daha da üstünde bir noktada işte varlığını sürdürüyor. %0.58'lik bir primlenme var düne oranla. Gümüşün onzunda ise 26 doları geçtiğini görüyoruz. Günlerden beri 24-25 dolar bandında geziniyordu gümüş. %1.68'lik bir prime imza atıyor şu anda. Ve platin 1045 dolar seviyesinde bir %1.1'lik bir kayıp var. Paladyuma baktığımız zaman 2.2'lik bir artıyla beraber 1464 dolar seviyesinin üzerinde işte işlemler yapılıyor. Şimdi şirket haberlerine bir göz atalım, ardından devam ediyoruz. Sabancı topluluğu markası Çimsa grubun İspanya'da satın aldığı Buñol fabrikasında güneş enerjisi santrali kuracak. ID Enerji Grup tarafından kurulacak santralde yaklaşık 11 bin güneş paneli kullanılacak. Yatırım hayata geçtikten sonra İspanya'daki Çimsa fabrikasının enerji ihtiyacının yaklaşık %16'sını karşılayacak. Mercedes-Benz, Türkiye'de hayata geçirdiği müşteri odaklı yeni satış modelini duyurdu. Şirket, bayilerini acentelere dönüştüren, müşterilerin araç stok durumunu takip edebilecekleri ve sipariş verebilecekleri satış sistemine geçiyor. Online store veya acenteler 15 Mayıs'ta devreye alınacak. Anadolu Isuzu'nun %100 elektrikli aracı Stivolt, Nisan ayında Avrupa Demo Turu için yola çıktı. Araç Avrupa Demo Tur etkinlikleri kapsamında Nisan ve Kasım ayları arasında toplam 14 ülkedeki potansiyel kurumsal müşterileriyle buluşacak. Sadece 3 saatte hızlı şarj olabilen Stivolt serisi tek şarjda 480 km menzile sahip. Google, Gmail'e mavi tik geldiğini duyurdu. Güvenlik için getirilen bu özellik, kullanıcıların kendilerine e-posta gönderen şirketlerin gerçek hesap olup olmadığını anlamasını sağlayacak. Google'ın duyurduğu bu yenilik, mail dolandırıcılarına karşı güvenlik konusundaki önlemlerini artırdığına işaret ediyor. Efendim bugün Turkuaz Medya Merkezi'nin katkılarıyla, organizasyonuyla beraber İstanbul Finans Merkezi zirvesi düzenlendi ve İstanbul Finans Merkezi ki diğer etaplarında hızla işlemleri devam ediyor. O etaplarda açıldıktan sonra yaklaşık 80 bin hatta 100 bin civarında çalışan da o bölgede yerini alacak ve tabii ilk önce kamu bankaları geldi ve ardından da adım adım diğer özel finans kuruluşlarının, bankaların ve diğer yapıların da gelmesi bekleniyor. Onlarla birlikte de İstanbul Finans Merkezi işte İstanbul'a değer katmaya, Türkiye'ye değer katmaya devam edecek. İşte biz de bugün o merkezde bir zirve düzenledik ve o zirvede İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem mesajlar verdi. İFM için 300'ün üzerinde talep olduğunu vurguladı ve Erdem taleplerin çoğunun uluslararası finans kuruluşlarından geldiğini de belirtti. Öncelikle böylesi bir etkinliğin parçası olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmekle isterim. Bu çerçevede Turkuaz Medya ailesine bu etkinliği gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii geçtiğimiz Nisan ayı
bizim için çok heyecan verici bir ay oldu. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 17 Nisan tarihinde İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etap açılışını gerçekleştirdik. Halk, vakıf ve ziraat bankalarımızın taşınmalarının peyderpey başlamış olduğu ve hayatın başlatılmış olduğu bir açılış oldu. Tabii İstanbul Finans Merkezi uzun yıllara sari olarak düşünülen bir hayal, bir vizyon projesi. İlk değerlendirmeye girdiği, ilk tasarlanmaya başladığı yıldan itibaren çok ciddi katkılar, eforlar sarf edildi. Açılışı da ülkemizin 100. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına tekabül etmesi de bizim için ayrı bir memnuniyet vesilesi oldu. Tabii şu anda hali hazırda halk, vakıf ve ziraat bankalarımız yaklaşık 3.500 kişilik personeliyle toplamda hayatı başlattı toplamda ve her geçen gün bu sayı katlanarak artıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda diyeyim, tüm bankalarımızın, halk, vakıf ve ziraat bankalarımızın tüm personelleriyle birlikte taşınmayı tamamladıklarına şahit olacağız. Tabii İstanbul Finans Merkezi'nin asıl hizmet edeceği unsur, ülke ekonomisini asıl sağlayacağı unsur bir ekosistem katkısı yaratması. Bu bağlamda önemli olan husus tabii özel sektör paydaşlarının gerek yerli gerek uluslararası özel sektör aktörlerinin de finans sektörünün tüm alt sektörleri de dahil edecek şekilde burada yer alması. Şunu da ifade etmeliyim ki çok ciddi bir teveccühle karşı karşıyayız. Tabii bunda hem İstanbul'un zaten doğal bir merkez olması, ticaret ve sanayi anlamında ve diğer alanlarda son 20 yılda yaşadığımız dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un doğal merkez konumunun güçlenmesi ve bununla birlikte zaten küresel manada ekonomik aktivitenin kalbinin attığı bir merkez haline geldi İstanbul. İstanbul Finans Merkezi hem fiziki altyapısıyla hem mevzuat altyapısıyla rekabetçi ve yatırımcılar, ilgililer açısından cazibe uyandıracak rekabetçi teşvik unsurları ve operasyonel esneklikleriyle inşallah arzu ettiğimiz ekosistem yapısını en kısa zamanda oluşturacaktır. Cazibe oluşturacak dediniz. O zaman şunu sorayım size. Şimdi uluslararası finans kuruluşlarının da burada olacağını biliyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor mu? Kimler olacak? Kaç tane finans kuruluşu burada olacak? Şöyle ifade edeyim. Tabii doğrudan isim zikretmek çok tercih edeceğimiz bir şey olmaz. Bu görüşmelerini yürüttüğümüz ilgililerin hakkına azami düzeyde riayet etme yaklaşımımızdan biri geliyor. Çünkü birçoğu gerek Türkiye'de gerek yurt dışında borsaya kote firmalar. Ama şöyle söyleyeyim, yaklaşık 300'ün üzerinde talep aldığımızı ve bu talebin birçoğunun yabancı menşeli, uluslararası menşeli finans sektörü aktörlerinden oluştuğunu ifade edebiliriz. Yani 150'den fazlası diyebiliriz. Yaklaşık o civarda diyebiliriz, evet. Peki önümüzdeki döneme ilişkin İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, projeleriniz neler olacak, hedefleriniz neler? Bunları biraz detaylandırır mısınız? Tabii 2023 yılı ve 2024 yılı bizim için çok hızlı bir dönem olacak. İnşallah 2023 yılında tam manasıyla tüm fiziki şartların arzu edilen düzeye bir an önce gelmesini ümit ediyoruz. Ve tabii taşınmaların da üçüncü paydaşlar nezdinde, yani özel sektör oyuncuları nezdinde de inşallah önümüzdeki günlerde bir an önce kiralamalara başlayacağımız bir dönem olacak. Tabii bu çerçevede bizim için en önemli hususlardan bir tanesi yönetmelik çalışmamız.
İstanbul Finans Merkezi Kanunumuz geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde çıktı Yüce Meclis'in takdiriyle. Bu kanunun yönetmelik çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Mutfak çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yönetmelik çalışması tamamlandığı takdirde tamamlanır tamamlanmaz artık ilgililerle ticari şartları konuşup kiralama faaliyetlerini başlatacağımız bir döneme gireceğiz. İstanbul Finans Merkezi zirvesinde bugün yine önemli konuklarımızdan biri de Ayşen Esen'di. İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve özellikle de zirvede altın piyasasına yönelik önemli mesajları vardı. Altın güvenli liman özelliğini koruyacak açıklamasını yaptı. Bir açıdan benim için ilk geliş buraya. Aslında daha evvel bir açılış yapıldı ama kısmet bugüneymiş. Finans merkezi başlı başına keyifli bir ortam gerçekten. Çünkü Türkiye'nin kalbi ve Türkiye'de aslında birçok bölgenin kalbi olma yolunda finans konusunda. O yüzden tüm finansal kuruluşların bir arada olduğu, herkesin çok daha koordineli bir şekilde çalışabileceği bir yapının oluşması bence Türkiye adına güzel bir kazanım diye düşünüyorum. Evet, şimdi sektörde de bir hareketlilik olduğunu biliyoruz. Nasıl görüyorsunuz şu an genel tabloyu? Genel olarak biliyorsunuz yani seçim öncesi şartlar var, dünyadaki enflasyon var, Türkiye'deki enflasyon rakamları var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman şu anda doların da altının da hepsinin ne olacağı ile ilgili doğrusunu isterseniz hiç kimse hiçbir şey söyleyemiyor. Biz de buna dahiliz. Biraz dünyadaki hareketler, biraz öncelikle seçim, biraz da tabii ki halkımızın hep güvende olma içgüdüsü. O yüzden biz İstanbul Altın Rafinerisi olarak biraz daha altın tarafından baktığımız zaman bu güvende olma içgüdüsü büyük önem kazanıyor. O yüzden de ben gene her şeyi sonunda yatırımlara bağlıyorum. Hani diyorum ki yatırım evet, evet güvende olmak, altın alalım, kendimizi bir takım güvence altına alalım ama bunu götürüp yastık altına koymayalım. Bunu ekonominin içinde tutalım. Bunu halkımızın da güvenini sağlayacak yöntemler zaten var. İşte Katsis gibi her ortamda söylediğimiz hani fiziksel altınızı evde tutmayın, güvenli bir şekilde altın olarak tutmaya devam edin anlatıyoruz. Şu anda fiyatından çok bunun altını vurgulamak isterim. Gerisini inşallah her şey çok iyi olsun. Hep birlikte iyi günlerde tekrar bunları konuşalım diyeyim. İstanbul Finans Merkezi'nin tabii önümüzdeki zaman diliminde borsaya da önemli etkileri olacak ve Philip Capital Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Yılmaz da İFM'nin borsaya etkisini değerlendirdi. İzliyoruz. Finans merkezinin öncelikle şu anki kamu bankalarından sonra Merkez Bankası'nın borsa, daha doğrusu Merkez Bankası'nın ofisinin artı SPK'nın buraya taşınması, diğer kamu kuruluşları ile birlikte BDDK'nın burayı son derece önem finans için finansın kalbinin attığı yer haline getirecek diye düşünüyorum. Biz finans geçmişi çok eski olan bir ülkeyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden de eski finans geçmişine sahip, işte Galata'dan başlayan süreç diyebiliriz. Bu süreç içerisinde Türkiye sürekli bu finans alanında attığı adımları geliştirerek devam ediyor. Bu finans merkeziyle birlikte burada özellikle mevcut bankaların yanına diğer kamu kuruluşlarının da eklenmesinden sonra ben yabancı ilgisinin de burada belirgin bir şekilde artacağını düşünüyorum ve ondan sonra da yani şu anda Türkiye İstanbul'un finans alanında bulunduğu yeri çok çok daha hızlı bir şekilde hak ettiği yere getirecektir bence. Peki şimdi sektör açısından o zaman sorayım ben size, finans sektöründe uluslararası yatırımcıların ilgisi nasıl şu anda? Şöyle, finans sektörünü ikiye ayırabiliriz burada, bankalar ve diğer şirketler diye. Ben bankalarda şu an Türkiye'nin en büyük doğrudan yatırımları yabancılar tarafından yapılmaya devam ediliyor zaten. Türkiye'nin en büyük özel bankaları da şu anda çoğu yabancı sermayeli hale gelmiş durumda. Ancak bizim bulunduğumuz yani aracı kurum sektörüne bakıldığında ise yabancı ilgisinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Burada biz Philip Capital olarak Asya'dan Türkiye'ye gelen ilk yabancı aracı kurumuz. Ben finans merkezinden sonra yabancı ilgisinin özellikle Asya tarafından daha da artarak buraya devam edeceğini düşünüyorum. Bu konuda da biz Philip Capital olarak elimizden geldiğince önce olmaya çalışacağız.
Peki şimdi borsayı da konuşalım, borsanın geleceğini konuşalım. Özellikle bu finans merkezinin borsanın geleceğindeki rolü ne olacak? Şöyle borsada tabii fiyatların oluşmasında birçok etken var. Şu anda ben borsanın mevcut durumuna bakıldığında çok hak ettiğimizin çok altında bir seviyede işlem gördüğünü düşünüyorum. Özellikle şirketlerimizin karlılıklarına bakıldığında ve bu karlılıkların devam ettiğini de görüyoruz. Fiyat kazanç oranları neredeyse 3,5-4'lere geldi. Bugün gayrimenkul sektörüne baktığımızda 25-30 yılda kira ile geri alabiliyorsunuz aldığınız bir evi. Borsada ise yatırım yaptığınız şirketler karlarıyla bunu 3-4 yıl içerisinde size ödeyebiliyor durumdalar. Şu anki mevcut hisse senetlerinin fiyatları bu seviyede. Böyle bir merkez, böyle bir İstanbul'un cazibe merkezi olması borsaya da tabii ki olumlu etkileyecektir. Ben dünyada şu an yaşanan enflasyonist ortamın devamı, bunun biraz daha resesyona dönüşmeden çözülebileceğine inananlardanım. Ve bu çözümlerin ardından da bizim gerçekten çok hem yerli hem yabancı yatırımcı tarafından ilgi çekecek cazibeli fiyatlarda olduğumuzu düşünüyorum. Efendim, İstanbul Finans Merkezi zirvesinde Eyüp Akbal da vardı ve Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kuruluşu Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da sorularımızı yanıtladı. Şimdi biz birinci yılımızı geride bıraktık resmi olarak. Birinci yılımızı geride bıraktık sektör büyüme evresinde. Tabii bu son dönemlerdeki bir takım ekonomik çalkantıların olması, kurun değişkenliği, faiz oranı değişmesi, enflasyon artışı gibi sorunlar bizi aslında biraz olumsuz etkiledi. Çünkü tam da böyle bir ivme kazanmışken o zaman diliminde biraz gerileme oldu ama toparladık çok kısa sürede. Çünkü Türkiye ekonomisi de biliyorsunuz bir toparlama sürecine girdi. Buna paralel olarak da bizler de sektörümüzün büyümesini ve gelecekte de daha büyük pazar payına sahip olacağını bekliyoruz. Sektör aslında Türkiye'de çok yeni bir sektör biliyorsunuz. Bankacılık dışı finansal bir kuruluş olarak değerlendiriliyor ve sektörümüz Finansal Kurumlar Birliği'nin çatısı altında faaliyetini gösteriyor. Ağırlıklı olarak faizsiz bir sistem olduğu için halk tarafından çok da kabul gören bir sistem. Bunu tabii yasal düzenlemelerle, regülasyonlarla, yönetmeliklerle, kanun değişiklikleriyle birlikte sektörün önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz konu da biliyorsunuz tasarruftur ülke olarak. Bu konuda bizlerin de ismimizden anlaşıldığı gibi tasarruf olması önemli bir nokta. Biz bu tasarruf oranının artırılması, vatandaşların ekonomiye kendi imkanlarıyla dahil olması ve herhangi bir farklı bir ücret ödemeden kendi ihtiyaçları karşılaması için bu sektörün çok önü açık olduğunu görüyoruz. Burada en önemli nokta bizim vatandaşlara bu sektörü çok daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bu tip organizasyonlarda bize fırsatlar veriliyor. Özellikle finans zirvelerinde. Bu konuda Turkuaz Medya'nın gerçekten bize çok büyük bir desteği oldu. Başından beri özellikle bu tasarruf finansman sektörünün gelişim ve büyümesiyle ilgili olarak. Dolayısıyla sektörümüzün önün seçimlere bağlı yani seçimlerden sonra da biz aynı şekilde büyümeyi devam ettireceğimizi bekliyoruz. Çünkü dediğim gibi ekonomi toparlanma sürecine girdi. Yeni yatırımlar var. Her gün Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açılışı, bir açıklamaları oluyor, müjdeleri oluyor. Bütün bunları topladığımızda bizim yeni yıldan ve bir sonraki zaman diliminde seçim sonrasında da ülkemizde istikrarın devam edeceği yönde bir beklentimiz var. Bunun sektörümüzde de çok ciddi bir olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Peki şimdi sektörün aslında yeni olduğunu, Türkiye'de yeni olduğunu söylüyorsunuz ve vatandaşın yüksek bilgisi var dediniz. Buna bağlı olarak gelecekte sektörü nasıl görüyorsunuz? Şimdi şu an itibariyle biliyorsunuz kanunla belirtilen bizim 3 tane kalemimiz var. Bunlara bir tanesi ev, araba ve çatılı iş yeri. Dolayısıyla yeni dönemde beklentilerimiz bu 3 kalemin dışında yeni ürünlerin de sektöre kazandırılması yönünde bir çalışmalarımız var. Tabii bu kanunu değişecek olan var. Bir de yönetmelikte değişmesi gerekenler var. Bunlar tabii hızlı bir şekilde meclisten geçtiği için bunun tekrar bir gözden geçirilmesi ve bununla ilgili de yapılan çalışmalarımızın seçim sonrasına kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla seçimden sonra bizim sektörümüzün
sektördeki hizmet vereceğimiz, vatandaşımıza sunacağımız ürün yelpazemizi daha da genişleteceğimizi bekliyoruz. Böyle olunca da insanlar daha çok tasarruf kalemlerinde istedikleri bir kaleme yatırım yapabilecekleri düşüncesiyle sektörün önüne açık olduğunu düşünüyoruz. Şu an çok büyük bilgi var ama ürün yelpazemizde bir darlık var. Bunu geliştirmek için çabalıyoruz biz. Peki sektörün büyümesi açısından bir oran verebilir misiniz? Bu yıl için ne kadar bir büyüme bekliyorsunuz? Şimdi bizim beklentimiz şu an 75 milyar yani toplam sektör büyüklüğü olarak konuşuyorum. 75 milyar doları hedefledik biz. Aşağı yukarıda yaklaştık biz bu rakamsal vermek gerekirse yüzdesi olarak %35 ile 50 arasında bir büyüme gerçekleşti. Bu da aslında o dediğim gibi son dönem ekonomi daralmasıyla ilgili olarak faizlerin ve enflasyonun artışıyla birlikte vatandaş bir beklenti içerisine girdi. Bizim rakamlarımızın aslında belki biraz daha üzerinde olabilirdi oransal olarak. Ama maalesef Türkiye'de olduğu gibi herkes her kesimde bir beklenti içerisine girdi. O yüzden 35 civarında bir büyüme gerçekleştirdik. Biz 50 bekliyorduk ama 35 civarında bir büyüme gerçekleşti. Bu sene sonu için beklentiniz değil. Yani şu yok. Bu şu ana kadarki beklentilerimizde o gerçekleşti. Bundan sonraki muhtemelen seçimlerin etkisi de geçtikten sonra artık herkes önündeki programları uygulamaya başlayacak. Bizim de bu arada sözünü ettiğimiz o ürün yelpazemizin gelişmesiyle ilgili olarak mecliste yapılacak olan kanun değişikleriyle birlikte ben %50 üzerinde de bir beklenti bekliyorum. Şimdi çok kısa bir ara, o aranın ardından analiz kaldığı yerden devam edecek konuklarımız var. Efendim analiz kaldığı yerden devam ediyor. Belirttiğim gibi iki değerli konuğumuz var. Stüdyomuzda hemen kendilerine merhaba diyerek sohbetimize başlayacağız. Hemen Profesör Doktor Aykut Akkartal hemen sağ tarafında karşımda. Merhaba. Doçent Doktor Sabri Öz var. Şükür kavuşturana diyelim bir aynen yandan da. Yani gerçekten şöyle yüz yüze olmak ve işte bu güler yüzleri de görmek, bu sohbeti sürdürmek çok daha hoş oluyor bence. Evet, özledik. Gayet güzel oluyor. Evet tamam, hani hızlandırıyor pandemi süreciyle beraber hayatımızda daha çok yer aldı ama bütün bu dijital yayın araçları, ama şunun tadı başka. Aynen öyle. Evet. Hoş geldiniz bu arada, nasılsınız? Teşekkürler. Çok mersi, sizler nasılsınız? Çok sağ olun efendim. Şimdi bir şu merkez bankalarıyla başlayalım isterseniz hemen. Evet. Çünkü o noktada önemli kararlar geldi. Önemli kararların hemen ardından da tabii bunların yansımaları ve tabii o yansımalarla beraber de küreselde etkileri var. Öncelikle FED cephesinden başlayalım hocam isterseniz. Tabii. Erkut hocam hemen sözü Aynen. veriyorum. FED kararları bir yandan da işte o faiz artırım döngüsünün sonuna gelindi mi, gelinmedi mi? Acaba işte bundan sonraki aşamada ne olacak? Pek çok soru işareti var ya bir yandan evet. da. Hangi noktadayız hocam? Aslında Amerikan Merkez Bankası FED durduk demedi. Bunun üç problemi var. Biri borç tabanı, öteki bankacılık problemleri, diğeri de resesyon tabii ki. Piyasa ile uyum beklemiyorum dedi aynı zamanda. Bunlar çok enteresan mesajlardı. Bir de bankacılık krizi bitti dedi. Bunlar çok anahtar kelimeler. Tabii ki aslında... Daha çok algı çok önemli rol oynuyor burada. Finansal algı piyasaları yönetmek için gerçekten çok önemli bir fonksiyon. O algıyı düzeltmek istiyor. Eğer yanlışsa bu algıyı düzeltmek istiyor. Öncelikle bankacılık kriz bitti demesi küçük bankalardan büyük bankalara doğru mevduatın kaymasını engelliyor, engellemeye çalışıyor. İşte bu üç temel problemle uğraşmaya çalışıyor. İşte biliyorsunuz batan 3 tane banka var. First Republic Bank, Silicon Valley ve Signature Bank olmak üzere. Bunların toplam varlıkları yaklaşık 530 milyar dolar civarında. 2008'deki krize benzetiliyor. 2008'de de Lehman Brothers kriziyle beraber yaklaşık 520 milyar dolar civarında bir batış olmuştu. Fakat şartlar birazcık daha değişik. FED bence, Amerikan Merkez Bankası FED bence çeşitli bankaların batma riskini göze alarak ya da daha büyük bankalarca satın alınma alternatifini göze alarak faiz arttırmaya devam etti. Çünkü önemli bir kesim
faiz arttırımının duracağını zannetmişti ya da pas geçeceğini zannetmişti. Fakat öyle bir enflasyon endişesi var ki yine de 25 baz puan faiz arttırmaktan kendini alamadı. İlerleyen dakikalarda bunun sonuçlarını yine tartışırız. Tabii bir yandan da açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Yani o kadar derin sonuçları da var ki bütün bunların bu derece yoğun faiz artırımları, işte bu faiz artırımlarının getirdiği ekonomiyi soğutmak, biraz daha frene basmak mantığı evet, ancak bir yandan da kredi problemleri yaşanmaya devam ediyor. İşte bütün Amerikalılar şunu söylüyor. Hiç hayatımızın özellikle şu son 30-40 yıla baktığımız zaman bir döneminde bir otomobile, bir eve ulaşmak ve bunları ödemeye çalışmak hiç bu kadar zor olmamıştı. İşte evet, evet. Mortgage faizlerine baktığımız zaman 6 küsurlar. Yani evet, evet. 40 yıllık mortgage'larımı versek acaba diye tartışmalar devam aynen, ediyor. Yani aynen. Gerçekten çok aslında zorlayıcı da bir aşamaya gidiyor ki Amerikan yaşam kültürüne de baktığımız zaman bambaşka da bir noktada olan bir toplumdan bahsediyoruz aslında hocam. Yani o noktada peki bütün bu kredilerin problemli noktaya gitmesi, bir yandan da mesela bugün PacWest'ten gelen haberler de evet, çok evet, önemli. Evet, yani onu konuşacaktım ben. PacWest meselesi de çok evet, ciddi. Çok enteresan. Tam da işte biz böyle yayına girmeden bir 20 dakika, yarım saat kadar önce yine bankacılık cephesinden, bölgesel bankalardan bir denetçi ya da işte bir evet, benzer bir görevli tutmadık. Bizim öyle bir batmak gibi bir durumumuz yok. Hayır hayır diye bir feryat figanda bir açıklama geldi bir yandan da. Muhtemelen baskılar var tabii karşılıklı. Evet, yani çok yoğun da bir soru işareti bütünü var aslında. Nasıl durum acaba? Şimdi şöyle, önce hemen bir teşekkür edeyim size de. Ondan sonra devam edeyim. Rica ederim. Çok kıymetli Erkut Hocam, benim jüri, doçentlik jürimdeydi. Yüz yüze ilk defa geliyoruz. Sizin sayenizde olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Size işte. Vesile oldunuz. Şimdi evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık meselesi bir ciddi sorun oluşturacakmış gibi gözüküyor idi. Hocamın söylediklerine aynen katılıyorum başlangıç itibarıyla. Sonrasında aslında her ne kadar gerek Biden tarafından gerek Powell tarafından bizim bankacılık sektörümüzde, finans sektörümüz güçlüdür deseler de bugün tam da Powell'ın açıkladığı sıralarda özellikle PacWest'in meselesi ortaya atıldı ki zaten şeyi satın alarak kurtardılar. First Republic'i JP Morgan satın aldı. Şimdi buradaki sorun bana biraz şunu anımsatıyor. 1907 JP Morgan'ın çok ciddi anlamda ilk o bankaların kurulduğu, yani özellikle Merkez Bankası'nın kurulduğu dönemi hatırlayınız. Orada da JP Morgan'ın hep böyle şeyleri vardı, operasyonları vardı. Ve Merkez Bankası kuruldu, Merkez Bankası'nın üzerinden bir dolu taahhütler, şunlar bunlar vesaire falan. Gelinen nokta aslında bir anlamda oradan başlayan bir şey olunca JP Morgan'ın müdahalesi, JP Morgan'ın yaptığı bu hamle bana biraz onu hatırlattı. Biraz daha endişe ettim aslında. Yani gerçi hocam biraz daha açık olması ve endişe edilecek bir şey yok gibi anladım sizden ama. O algıyı yaratmaya çalışıyor. O algıyı yaratmaya çalışıyorlar. O mesajı aslında vermeye çalışıyorlar bir yandan da. Ama varlık miktarlarına baktığımızda özellikle de Silikon Valley'in buradaki durumu çok enteresan. Çokça derslerimizde falan da öğrencilerimizle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz bu konuyu. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri yapan şey aslında katma değerli ve teknolojik ürünleri ortaya koyan startupların yaptığı çalışmalardır. Esas önemli olan şeylerden bir tanesi odur. Ve Silikon Valley'in yapısına baktığınızda çok ciddi oranda startupları besliyor. Yani startup ve teknoloji firmalarına çok ciddi anlamda mevduat birikimi var. Dolayısıyla 177 milyar dolarlık bir 18 trilyon içerisinde ne kadar esamesi okunur bu ayrı bir değerlendirme konusu ama bankacılık sektöründe 2008'deki meselede gördük, domino taşı etkisi yapıyor. Yani her ne kadar geçenlerde 50 puan baz artışında bir önceki Avrupa Merkez Bankası bir önceki artışında Credit Suisse'in meselesine o kadar takılmadı, biz de çok fazla umursamıyoruz falan dediyse de yine o algı meselesi münasebetiyle o algıyı oluşturdular doğru bir hamleyle. Fakat şimdiki meselede hocamın da ifade ettiği gibi varlık miktarı geçenki varlık miktarına erişti. Artı dün, önceki gün açıklanan bir de borç yükü var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla bankacılık sektörü
bir anlamda bankacılığı kurtarmak, dolayısıyla Merkez Bankası'nın aslında bankacılığı kurtarmak üzerine mi, yoksa enflasyonu kontrol altında tutabilmek üzerine mi konumlanması gerektiği ile ilgili ciddi bir şey var, trade-off var. Yani ciddi bir karar verme durumu söz konusu şu anda. Ve ağırlıklı olarak şu anda şeye dönmüş durumda, enflasyonu kontrol altına alabilme noktasına dönmüş durumda. Orada şu anda evet enflasyon işte önümüzdeki hafta hem CPI değerleri ve PMI değerleri açıklanacak. Ayın 10'unda yanlış hatırlamıyorsam. Çarşamba, Perşembe herhalde arka arkaya açıklanıyor. Yine işsizlik değerleri burada çok önemli. Yani şu da mesela çok göz ardı edilmemesi gereken önemli bir mesele. İşsizlik, Philips eğrisi deriz ya hep. İşsizlik ve enflasyon meselesi paralel bir şekilde artmaya başladığında bir soru işareti konması gerekir. Yani evet uzun vadeli bir şeydir Philips eğrisi, uzun vadeli bir gösterge olarak kabul edilir ama her ne kadar öyle olsa da normalde işsizlik ve enflasyon ters olarak birbirini çalıştırır. Yani böyle bir şey vardır, böyle bir mantık da vardır, böyle bir doğrulama da vardır. Fakat ne zaman ki büyük krizler olsa, 2000 yılında gördük bunu, 73'te gördük bunu, hem Asya krizi hem şeyde petrol krizinde gördük bunu. Lehman Brothers'ın battığı dönemde gördük bunu. Dolayısıyla şimdi gene benzeri durum söz konusu. Yani hem işsizlik hem de enflasyon birlikte artıyor. Ha, her ne kadar işsizlik meselesi 3,5 seviyelerinde yani kabul edilebilir bir oran olarak görülse de onlar için büyük değer. Tabii bir yandan da o benzer türbülanslar geride bıraktığımız yıllar boyunca da yaşanmaya devam etti Amerikan bankacılık sektöründe. Çünkü o denetim mekanizmalarını tam sağlıklı bir şekilde işletmeye başlamaları Obama dönemi ve 2008'deki o krizlerle beraber evet. Washington Mutual aslında birazcık skandal da demek evet, lazım evet. O meseleye. Çünkü onunla beraber bir anda tabii Freddie Mac, Fannie Mae'in ve diğer bütün Lehman Brothers'ların da patlamasıyla evet. beraber her şey darmaduman oldu. Yani evet. Tabii şu anki kriz onunla kıyaslanmayacak durumlar içerebilir ya da işte kıyaslanabilecek durumlar içerebilir. O ayrı. Yani gelişim biçimleri çok daha farklı. Evet ama aynı şekilde kriz süresi Amerika'daki krizler patlatmadı. Bambaşka tabii şeyleri var. Yine aynı durum Avrupa'da neredeyse Deutsche Bank. Evet, evet. Onu da sürükleyip götürecekti evet. yani. Commerzbank değil mi? Tabii tabii her şey bir anda alt üst oldu. Yani böylesi bir ortamda işte alınan bütün kararlar kritik bir önem taşıyor. Yani en çok feryat eden kesim de o 50 milyar dolarla 250 milyar dolar arasındaki varlığa sahip olan küçük bankalar. Evet. Küçükler diye nitelendiriliyor ama tabii hani o da şeyden bir yandan hani Bank of America'ya bakıyoruz. İşte 1.7 trilyon dolar. İşte diğer tarafta kabul. Evet. Morgan Stanley var. İşte yalnız. 3 küsur gibi gibi. Yani böyle öyle bir büyüklük var. Yani aslında büyük küçük ayrımı yapmadan biraz daha meseleyi evet. Yönlendirseler daha sağlıklı olmayacak mıydı? Çünkü 2018-19'daki o değişiklikler çok alt üst etti. Şimdi resesyonun gireceği zaten 6 aydır söyleniyordu. Tamam. Dolayısıyla yapacakları tek iş var Amerika'daki finans piyasalarının. Buna karşı önlem almak. Bir tane işiniz var zaten. Fakat bunu bu üç banka iyi yönetemedi bence. Sadece bunu yöneteceklerdi zaten. Çünkü aylar öncesinden söyleniyordu. Çok fazla para basıldığı için ve enflasyonist ortam olduğu için faizler yükselecek. Bu da durgunluğa sebep olacak deniyordu. Ne yazık ki gerekli önlemleri alamadı bu üç banka. Bir de hocam SVB'de yani hangi banka dayanabilir ki bir günde neredeyse 20 milyar dolar civarında tabii, para çekildi. Korkunç yani. Bir rakam. Akıl almaz bir durum. Bir de şimdi Amerika'daki kanunlar da artık yavaş yavaş çiğnenmeye başladı. JP Morgan First Republic Bank'ı satın alırken Amerika'daki kanunu çiğnedi. Neydi o kanun? Bir banka toplam mevduatın %10'undan fazlasına sahip olamaz. Fakat First Republic Bank'ı alınca ikinci sıradaki banka %10'undan daha fazlasına sahip oldu mevduatı. Bir de bu arada çok da ucuza geldi aslında. Yani 98 milyar dolar civarında yanlış hatırlamıyorsam bir mevduat bütünlüğü ve hepsiyle beraber satın aldı. Evet. Üstüne de bir evet, 10 milyar evet. dolar civarında evet. 10.8 milyar dolar gibi bir para ödendi. Öyle tabii birçok şey var tabii de.
etrafta dolaşan aslında rakam. Aslında sadece ucuzluğu değil, çok özür dilerim böyle ama sadece ucuzluğu değil, aslında oradaki veri tabanı da çok önemli. Yani mesela bir Silicon Valley'in düşünsenize yani Amerika'nın her şeyi ya. Silicon Valley'sindeki bütün şirketlerin orada hesabı var. Yani o varlığı almak demek sadece onun hesaplarını almak demek değil aslında. Ciddi anlamda Amerika'yı almak demekle neredeyse eşdeğer yani. Bu yüzden bazı ekonomist arkadaşlarım keşke Türkiye'den evet. Öyle bir talepkar birisi olsa da gitse alabilse falan demişti yani şeye, Silicon Valley için. Büyük operasyon olurdu büyük tabii. Operasyon. Tabii, tabii. Filmi 10 sene geriye sardığınızda Amerika'da 14 bin tane banka var. Şimdi geldiğimiz noktadaki banka sayısı 4 bin. Evet. Evet. Aslında sinüs eğrisi gibi. Bu yaklaşık 20 senede, 30 senede bir kendisini tekrar eden bir döngü. Parasal piyasalarda genişleme oldukça geri çekiyorlar parayı. Ve bollaşma ihtiyacı doğunca da para basılıyor. O yüzden bu sinüs eğrisi kendini tekrar ediyor. Hocam şey olacak mı acaba? Warren Buffett'ın da mesela Nisan'ın başında yaptığı bir açıklama vardı. Warren Buffett artık ben Amerika Birleşik Devletleri'nde finans oynamaktan bıktım, bankalardan bıktım. Kendimi çekiyorum artık sadece danışmanlık firmalar üzerine falan yoğunlaşıyorum. O da bıksın artık yaptı. Kaç yaşına geldi? Gençlere biraz bıraksın. Biraz da gençler bıksın. Bıkmazsa zaten. Ama bıkmazsa ayıp yani. Ama bıkkınlığı sanırım kurumsal anlamda artık bankacılık üzerine yatırım yapmayacağım anlamında. Yeterince herhalde. Kazanamıyordur belki o yüzden yani. Büyük bir ihtimalle tabii. Yani oradan çekilmeye çalışıyor. Tabii tabii. Yani ama gelen açıklamalar da çok ciddi. Bir yandan da Sheila Bair'in yaptığı açıklamalar var işte 2006-2011 arasında Cumhuriyetçi kanat tarafından evet. Atanmış olan bir bürokrat bir yandan da. Ancak işte o yine de demokratların iktidarı sırasında, Obama'nın iktidarı sırasında yine denetçi kurumda görevine devam ediyordu. O şunu söylüyor yani siz ne kadar faize boğarsanız boğun ve işte bunu ne kadar sürdürseniz sürdürün bu durumda bankacılık sektörünü daha çok resmen parmaklarınızı geçirerek onun boğazına daha çok sarılacaksınız. Yani daha büyük problemler kapıda yönünde yoğun da eleştiriler var. Sadece o da değil. Evet. Pek çok noktadan gelen eleştiriler devam ediyor tabii. Şimdi tabii rezerv paranın, dünyadaki rezerv paranın %60'ı ne yazık ki dolar. Buna yavaş yavaş büyük ülkeler önlem almak için alternatifler üretmeye başladılar. İşte bildiğiniz gibi Çin özellikle Latin Amerika'yla yuan üzerinden alışverişe başladı. Rusya ile yuan üzerinden alışverişe başladı. Yani ne kadar devam eder, ne kadar güçlü olur tabii ki tartışılır ama bir yerden de başlamak lazımdı. Kesinlikle. Bakalım ne olacak bunun sonu? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilginç olan bir de 25 baz puan artınca reel getiri pozitife döndü. Amerika'da ilk defa. Uzun zamandır ilk defa. O birazcık korkutucu. Yani insanlar harcamamaya başladılar. O da resesyonun tabii ki çığlıklarını destekledi. Tüketimi baskılayacaklar şimdi. Evet, evet. Öyle olunca tabii durgunlukta bu sefer firmalar çalışan almıyor. Çalışan almayınca hocamın dediği gibi işsizlik artıyor. Bu da sosyal barışı tabii ki bozuyor. Sadece gelişmiş ülkelerde değil. Gelişmekte olan ülkelere kamçı etkisi yaratıyor. Tabii, tabii. Bu da biraz moralleri bozuyor. Ama tabii Bora Bey hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bu böyle gitmeyecek. Evet, FED dedi ki yıl sonuna kadar indirim beklemeyin kardeşim dedi. Tamam, fakat yılbaşından sonra ne olacak? Yavaş yavaş artık faizi düşürmeye başlayacak tabii ki. Hiç alışılmadık noktada çünkü. Ya, yani evet. Akıl almaz vaziyette. Tabii bunu körükleyen pek çok etken de var. Yani işin içinde küresel faktörler, savaş faktörü, işte belli bir zaman boyunca yani gerçekten pek çok Amerikalı arkadaşımla da konuştuğum zaman hayatımızda böyle bir şey görmedik. Yani böyle bir fiyatla benzin almadık diye. Enflasyona alışkın yani değiller. Öyle bir şey yok yani. Hele Avrupa hiç alışkın değil tabii enflasyona. Tabii. Yani çok ilginçtir işte Kaliforniya'da başka bir 6.42'den alırken galonu işte diğer tarafta New York'ta daha ucuza alıyordu. Ya da işte hepsinin tabii fiyatlandırması çok farklı olduğu için. Sadece yani o değil, kiralar da. Tabii tabii, kiralar da. Dün yani akşam bir arkadaşla yemekteydik. 1800 euro alıyor Almanya'da. Kirası 800 eurodan 1300 euroya çıkmış. Geri gelmiş Türkiye'ye iki çocuğuyla beraber. Yani düşünsenize kira 800'den 1300 euroya. Onlar için korkunç bir artış. Evet. Peki, şey var aslında. Tamam, buyurun. Çok özür dilerim, hemen ilave edeyim.
iki gün önce geçti elime. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporu. Nisan ayı ile ilgili çok taze yani bilgiler. Net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyatların artacağı yönünde bir şey var bir kere. Anlayış var. Onun artacağı yönünde tahminler var yani. Ve fiyat artışlarının aslında pek çok konuda da eksen dönüşümüne sebep olacağı ile ilgili ciddi açıklamalar vardı o raporda. O raporu tavsiye ediyorum izleyici arkadaşlarımız, izleyicilerimiz şey yapabilirler. Mutlaka okusunlar, tavsiye ederim. Geçen hafta boyu da haberini de yaptım onun. Ha, öyle mi? Şey, sanayi politikalarını mesela tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ve sanayi politikalarının yeniden organize edilmesi gerektiği üzerinde çok önemli açıklamalar var. Tedarik zincir üzerinde çok önemli açıklamalar var mesela. Yani çok güzel rakamlarla, raporlarla, grafiklerle çok güzel bir şekilde ifade etmişler. Dolayısıyla ciddi bir eksen dönüşümü var yani. Şu anda bir yandan da hep övündükleri mesele yani bir otomotiv ülkesi olmak. Yani mobil halde olmak. Özellikle de 1945'ten sonra savaştan da dönen askerlerin bir yol kültürü, bir otomobil kültürü daha da artmış gitmişti. Yani 2022'ye baktığımız zaman özellikle ikinci el araçlarda bile ortalama satış fiyatının 9.000 dolar civarına fırladığını görüyoruz. Zamlanarak fırladığını görüyoruz. Yani ve ikinci el araçların dışında birinci el araçlarda, sıfır araçlarda da ortalamalar işte 2022'nin başında 40-41 bin dolar civarındayken bir anda 52 bin dolar civarlarına gidiyor. Yani gerçekten de zorlayıcı bir süreç olarak Amerika'da hane halklarının karşısında pek çok sorun durmaya devam ediyor tabii. Şimdi bütün o aslında işte PacWest'i ne bileyim ki adamların merkezinde de Beverly Hills'te. Yani böyle çok havalı geliyor bize tabii uzaktan bakınca ama yani böyle Şirin isimli pek çok irili ufaklı banka var. Mechanics Bank var mesela. Tamam, çok hoşuma gidiyor benim isimleri Amerikan bankalarının ama yani gerçekten de son işte 7 haftaya, 8 haftaya, bu haftaya da katarsak eğer neredeyse 8. haftaya döneceğiz yani. Müthiş bir mevduat çıkışı. Var küçük bankalardan. Çok acayip bir şey var. Yani bu haftaki şeyi, o geçişi net olarak bilmiyorum ama 440 milyar dolar civarında Fed'in bir şey vardı. Fed'in açıkladığı 450 milyar dolar. 410 milyar dolardı. 40 milyar dolar da şey vermişler. 440-450 milyar dolar şu anda Fed'in açıkladığı rakam var. Bu bankaların operasyonuna harcadığı para olarak ifade edilir. O zaman büyükler böyle elini ovuşturmaya devam ediyor yani. O biraz daha gelecek bize diye. Dediğim gibi yani 20-30 yılda bir tekrarlanan bir cycle. Az önce de dediğim gibi 14 binden 4 bine düşen banka sayısı. Yavaş yavaş büyük bankalarda konsolide olacak. Ama tabii ki de daha fazla sürmesine müsaade edilemeyecek. Çünkü stres testleri Amerika'da yapılıyor bankalara. 2008'deki Lehman Brothers krizinden sonra artık daha fazla uzamasın diye kriz. Bu stres testlerinden geçemeyen bankalar daha fazla mevduat toplayamıyorlar. O yüzden uzayacağını ben pek sanmıyorum. Birçok yerde felaket tellallığı yapılıyor Amerika'da ya da YouTube kanallarında kriz senaryoları, komplo teorileri ama ben çok fazla derinleşeceğini sanmıyorum. Amerika'nın derdi bitmez diye böyle hani doğrudan yani ama gerçekten o zorlayıcı etkiler hani savaşın dışında böyle bir zaman diliminde ya da petrol ambargosunun dışında böyle bir petrol fiyatıyla, benzin fiyatıyla, pompa fiyatıyla uğraşmadılar. Yani ki hayatlarına böyle bir şey olmadığı için büyük problem yaşamaya devam ediyorlar. Şu anda tabii 3.45'ler, 3.65'ler civarında dolaşıyor yine galon fiyatı ama ortalamalarda yine de tabii özellikle doğu Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber de o olumsuzluklar yoğun olarak kendini belli etmeye devam ediyor. Peki şimdi tam Amerika demişken tabii Çin'le Amerika ilişkilerine değinmeden olmaz. Yani o noktada bir önümüzde de seçim süreci var. 2024'te yeni başkan belirlenecek ki herhangi bir terslik olmadığı takdirde veya işte çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde çok muhteşem bir işte nasıl diyelim Süpermen tarzı bir figür çıkmadığı takdirde o döngü de kırılmayacak gibi gözüküyor. Evet. Ki o döngüyü bu arada Trump kırmıştı. Evet. İki dönem üst üste aynı partinin devamı kırılmıştı. Pandemi dolayısıyla çok yoğun bir tabii zarar görmüştü Cumhuriyetçiler. Ve
İkinci dönem büyük ihtimalle tek demokratlar yeniden yoklamalar dahilinde de seçilecekler gibi duruyor. İlginç olan 86 yaşına kadar başkan kalacak. Evet. Korkunç. Hocam hep onun esprisini yapıyorum. Delaware'de bir arsası olsa fiil ehliyeti dolayısıyla satamayacak. Hani Biden yani öyle bir yaş grubunda ne yazık ki. Yani espri tamam ama... Evet. Ortada bir gerçek yani, var yani. Böyle bir gerçeklik de söz konusu. Evet. Yani akıl almaz bir durum. Bu dönemi çıkaracak mı çıkaramayacak mı tartışmaları yapılıyordu. Şimdi ikinci dönem için ben adayım diyor. Yani gerçekten iki kurt karşılaşacak şimdi. Bir tarafta Trump, bir tarafta Biden. Bayağı bir ilginç kapışma olacak. Yani işte bütün bu kapışmanın da sonucunda tabii yine Çin'le alakalı mesele nasıl şekillenecek? Ki özellikle de 2027 yılına çok böyle yoğun olarak istihbarat raporları işte Çin Tayvan'ı işgal edecek bu zaman diliminde diye. Ve evet, işte böylesi bir aşamaya doğru ilerleyen bir süreçte acaba Amerika, Çin o teknoloji savaşları, ticaret savaşları hangi noktaya gidecek mesela? Benden mi başlayalım? Tabii tabii hemen. Oradan da hemen Erkut Hocam'a döneceğim zaten. Şimdi Çin tabii çok enteresan bir konumda. Yani hani... Genelde ifade edilen şey, çoğunlukla iktisatçıların ifade ettiği, ekonomistlerin ifade ettiği şey şu. Evet, iki kutup gibi gözüküyor şeklinde söyleniyor. Ben buna çok katılmıyorum aslında. Yani tartışılır elbette ama ben ikisinin de aynı kutup olduğunu düşünüyorum. Tek kutup olduklarını düşünüyorum. Ama gelinen noktada özellikle Tayvan meselesi, daha önce de programlarda konuştuk hatırlarsınız. Çip meselesi önemli bir elbette şey, önemli bir faktör. Ama onun dışında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu peş peşe ziyaretler, yetkililer tarafından, dışişleri tarafından yapılan ziyaretler, Tayvan tarafına yapılan ziyaretler Çin'i biraz canını sıkıyor. Zaten içeride daralmış bir ekonomisi var şu anda Çin'in. Her ne kadar fazlası olsa da, cari fazlası olsa da o içerideki ekonomik sıkışıklık bir anlamda dışarıdan gelecek olan tepkilere de çok çabuk reaksiyon verme, tepki verme şekliyle ortaya çıkıyor. Şimdi Tayvan meselesinde bir kere Tayvan'ı Çin bırakmaz. Yani biz Kıbrıs'ı bırakmayız. Çin de Tayvan'ı bırakmaz. Bu kadar basit aslında. Çünkü köken itibariyle zaten Çin gerçekten Tayvan. Yani tarihe baktığımızda Tayvan'ın gelişi zaten Çin, radikal Çin üzerine konumlanmış. Dolayısıyla ve yıllarca aslında Çin olarak Tayvan Birleşmiş Milletler'de Çin'i temsil etmiş. Yani böyle bir şey var. Dünya Ticaret Örgütü bunun neresinde oldu ve ne şekilde Çin'i dahil ettiler bu circle'ın içerisinde, o ayrı bir şekilde tartışılır ama orada bile çok önemli sorunlar vardı. Mesela 1995'te adamlar müracaat ediyorlar Dünya Ticaret Örgütü'ne girmek için. 2001'e kadar almıyorlar. 2001'de de yani dışarıda kalmaması gerektiğini düşündükleri için içeriye alıyorlar. Hani Dünya Ticaret Örgütü'nün de gerçi güvenilirliği falan çok tartışılır elbette ama yani özellikle Trump döneminde ciddi bir şey yedi. Ciddi bir zayıflatıldı Dünya Ticaret Örgütü'nün gücü. Fakat Çin gerek özellikle 100 yılın projesi olarak ifade ettikleri şu Kuşak Yol inisiyatifi meselesi, gerek ekonomik gücü, gerek mevcut popülasyonu, gerekse de lokasyonu itibarıyla önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kendinden bahsettirecekmiş gibi gözüküyor. Ama hocamın söylediğine ilave olarak şunu söyleyebilirim ben. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde belki büyük bir kriz olmayabilir, belki büyük bir sorun olmayabilir. Fakat Çin'de yaşanacak bir sorunla beraber şu anda az önce konuştuklarımızın hiçbirinde Çin yoktu mesela. Ama Çin meselesi de devreye girdikten sonra ben topluca bir sorunun, az önce söylediğim gibi onları tek kutup görüyorum dedim ya, o tek kutup içerisinde ciddi bir sorunun meydana gelebileceği konusunda çok iyimser değilim yani, en azından öyle söyleyeyim. Hocam bir yandan da aslında pandemiden çok derin dersler de çıkardı küresel ekonomi. Yani işte bir kağıt parçası diyelim, ben bunu üretiyorum, Çin'de yapıyorum, işte yarı maliyetini yapıyorum, dünyaya da bunu yolluyorum ve Çin ürünlerimle dünyayı domine ediyorum. Evet. Ama yollayamadım.
Evet. Yani yıllar hatta 1,5 yıl boyunca onu yollayamadım. Tekrar kapattım her şeyimi. Tabii. Limanlarımı kapattım. Üretim üslerimi kapattım. Hiçbir şeyi yollayamadım. İnsanları işe yollayamadım. Baktığım zaman Çin'de. Yani dünya gerçekten bir ürünün ucuz olması, ucuz iş gücü ya da benzer unsurlarla bu işi ilerletmektense ürüne ulaşılabilir, erişilebilir ve sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu en sonunda farkına vardı mı? Evet, ekosistem tamamen değişti. Lojistik bakımından baktığımızda tedarik, depolama, dağıtım anlayışı tamamen değişti. Sizin söylediğinizin yanında üretimin tek bir elden, tek bir merkezden yapmanın ne kadar dezavantajlı sorunlu olduğunu bir şey oldu, değil mi? Keşfetti dünya. Evet. Sadece ucuz işçiliği değil, onun yanında üretimin tek bir merkezden gelmesinin ne kadar büyük risk taşıdığını gördü. Şimdi tabii uluslararası ilişkiler boyutu var, uluslararası ekonomi boyutu var. Her şeyden önce Avustralya birdenbire silahlanmaya başladı. Avustralya'ya nükleer denizaltı yollamaya başladı diğer ülkeler. Çin ile Tayvan arasındaki gerilimden dolayı. Tabii Çin, Rusya'yla... Hemen minicik bir not ekleyeyim oraya hocam. Evet. Kusura bakmayın. Tabii. Çin'e karşı hiçbir şansımız yok diye geçen hafta da açıklama yaptılar ya. Yani Çin gelse evet, doğrudan bizi çat diye işgal eder yönünde. Avustralya tamamen Çin'e karşı savunmasız diye de bir açıklama yaptılar. Evet. Ya, buyurun. Ama yine de estağfurullah silahlanmaya devam ediyor. Orada bir hareketlilik var. Çok ciddi hareketlilik var. Dolayısıyla tabii Çin'in Rusya'ya yaklaşması Amerika'yı iyice rahatsız etti. Şimdi Çin bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşında da Türkiye'ye alternatif ara bulucu mu alacak acaba sorusu gündeme geldi. Şimdi siyasi birliktelikler ekonomik birliktelikleri de doğuruyor. Dolayısıyla eskiden Almanya-Rusya-İngiltere üçgeninde olan ticaret merkezi, şimdi baktığımızda Çin, Hindistan ve Rusya üçgenine doğru kaydığı için Amerika bundan oldukça endişe duyuyor. Bu stratejik birliktelikler tabii ekonomik birliktelikleri ve parasal birliktelikleri de beraberinde getiriyor. Çin açılmaya başladıktan sonra bu yıl başından itibaren Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na göre Çin'in lojistik sektörü toplam geliri ilk çeyrekte %67 artmış. Çok ciddi bir artış var. Şimdi biliyorsunuz 1 Mayıs'ta Çin'in bir bayramı vardı. Yine 1 Mayıs bayramı 5 gün sürüyor yanılmıyorsam. Bizdeki gibi bir gün değil. Orada yurt içi turizm faaliyetlerinin pandemi öncesine döndüğü, o kadar yükseldiği görülüyor. Şimdi çok yoğun bir bazı kaynaklar zaten. Çin'den gelen veriler iyi değil diyor ama bazı rakamlarda tersini gösteriyor. Mesela Baltık kuru yük endeksine bakıyorsunuz. Taşımacılığın en önemli fiyat mekanizmalarından bir tanesi. Ekim 2021'de 5600 iken %90 değer kaybediyor 1,5 sene içinde. %90. Yani siz karınızın, kar etmek için verdiğiniz fiyatın %90 indirdiğinizi düşünün. 500'e iniyor. 5600'den. Şubat 2023'te. 2 ay öncesine kadar. Şimdi yine 1500'lere gelip konsolide olmuş vaziyette. Yani şunu söylemek istiyorum. Para piyasalarındaki hareket mal piyasasına öyle bir kamçı etkisi yapıyor ki mal piyasası, babam da eski boksörlerdendir. İyi boks yaparmış, şampiyonlukları falan var. Kroşe etkisi yapıyor ve bu kroşe etkisiyle kendine gelemiyor bir türlü mal piyasası. Para piyasası hemen toparlayabiliyor. Faiz oranlarıyla oynuyorsunuz, açık piyasa işlemleri vesaire ama mal piyasasında belirlenen rakam kolay kolay telafi edilmiyor. Problem burada. Yani para piyasalarıyla oynanabildiği kadar mal piyasasındaki fiyatla da bu kadar hızlı oynansa belki krizlerin etkileri daha az sürecek. Ama öyle olmuyor. Evet. Mal piyasası toparlayamıyor kendini kolay kolay. Problem asıl burada. O yüzden de para piyasalarının yanında üretim mekanizmalarının da, üretim stratejilerinin de gözden geçirilmesi lazım. Yani az önce söylediğiniz gibi örneğin çip krizinde işte siz daha iyi biliyorsunuz %66'sı Tayvan'da üretiliyor çiplerin yaklaşık. %17 ile Güney Kore ikinci sırada. Fakat şimdi 10 milyarlarca dolarlık yatırımla
bütün ülkeler, Fransa bile çip yatırım yapıyor ve bir daha asla bu çip krizinin doğmaması gerektiği konusunda. Bosch bile gitti Amerika'da, evet. Tabii, yatırım tabii. yapıyor yani şu anda yaklaşık evet. 2 küsur milyar dolarlık bir yatırıma giriştiler. Hatta TSMC bile Arizona'da evet, aynı şekilde. Daha havalı çünkü bir yer aynen, olmuştur aynen belki. Yani evet, ama evet. devasa bir alan, o 12 milyar doların üzerine bir 10 milyar dolarlık aynen daha öyle. Plan var. Biraz daha büyütecekler mesela. Güney Kore yani. Bu alanda çok önemli çalışmalar yapıyor. %17 ile. Hatta toplam ekosistemin 230 milyar dolar civarına ulaşması bekleniyor zaten Güney Kore'de de. Böyle bir hem eğitim hem işbirlikleri hem üretim üsleri, daha pek çok şey var. Arge üsleri, onların yapılmasıyla beraber. Gelici bir karar aldı Güney Kore. Evet, yani, devasa hakikaten. Bir merkez gelecek oradan yani, öyle gözüküyor. Evet, evet. Tabii şöyle bir şey, yani bir yandan da evet Çin bu zorluklardan birazcık örseleniyor, biraz duruyor ediyor derken, tabii aslında bu bizim açımızdan da iyi bir şey. Yani Türkiye açısından. Değerlendirebilirsek? Çünkü değerlendirdiğimiz takdirde, ki çok önemli bir nokta var. Türk dünyası açısından çok kilit ülkeler. Türkmenistan, Azerbaycan, evet. Türkiye zaten en orta önemlisi kuşak. Türkiye. Ve bu kuşağı değerlendirdiğimiz takdirde ki çok önemli bir nokta açıldı. Ki Türkiye ile Azerbaycan'ın el ele vermesiyle beraber açıldı mesele. Ermenistan'da saldırgan tavrının karşılığını ve diyetini de ödemeye devam ediyor bir yandan da. Zengezur Koridoru ile beraber evet, pek çok kazanım daha olacak. Ve Türk dünyası adına tabii daha yoğun üretim, daha yoğun paylaşım, daha yoğun o emeğin, ürünün paylaşımı ve bize, hem bize ulaşımı hem de tabii dünyaya ulaşımı aynen daha da kolaylaşacak. Öyle, yani aslında Türk dünyasının bütünleşmesi açısından da Çin'in o örselenmeyi yaşaması da büyük bir önem taşıyordu. Ne dersiniz? Valla çok özür dilerim ben de mi? Rica ederim. <Özür dilerim. gülüyor> bazen düşününce çok canım sıkılıyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyetleri üzerindeki birleşmenin neden olmadığı ile ilgili düşündüğümde. Fakat bir yandan da 93 Nisan ayını hatırlayınca bir yandan da ürperiyorum. Yani Allah rahmet eylesin Turgut Özal'ın vefatı. Türkiye Cumhuriyetlerinde birleşme acaba başka kaynaklarca çok da istenmiyor olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Büyük bir ihtimalle öyledir. O coğrafyada bu arada Rusya'nın çok yoğun etkisi var. Yani hani Rusya'nın evet. izni, icazeti ya da herhangi bir şimdi, şekilde yönlendirmesi olmadan ne yazık ki evet. Şimdi yapıladığımız acaba bu havayla biraz daha farklı bir liderlik veya biraz daha farklı bir çalışma yapılabilir mi? Yani Türk Konseyi biliyorsunuz şu anda orada 4 ülke artı Azerbaycan'la beraber 5 ülke olacak şekilde bir entegrasyon havası vermese de en azından bir ekonomik işbirliği münasebetiyle çalışmalar yapıyor. Yeterli mi? Kesinlikle yetersiz. Ama en azından 1-0'dan büyüktür. Yani bir çalışma var. Ama özellikle ben Wuhan, Duisburg hattını şöyle düşündüğümüzde Nahçıvan koridorunda özellikle Gürcistan üzerinden dolaşılarak gelen 1200 kilometre ilave bir ray seferinin atılıyor olmasının aslında Çin'e çok büyük bir zarar verdiğini, bu münasebetle de Çin'in biraz sanki Karabağ meselesinde bize destek verdiğini hissetmiyor değilim. Bilmiyorum arka planda ne gibi farklı yazışmalar veya şeyler var, konuşmalar, görüşmeler var. Mutlaka vardır bir şeyler, o kadar detaylı bilgim yok ama bu hissiyat var bende işin açı. Dolayısıyla 100 yılın projesi olarak ifade ettikleri kuşak yol meselesi onlar için çok elzem. Çünkü dünyadaki bütün ülkeleri etkiliyor. Yani 66 ülkeyi direkt etkiliyor. Diğerlerini de doğrudan dolaylı yolda etkiliyor. Bu bağlamda aslında Çin'in en temel sanki şu anki hedefi biraz daha Afrika'ymış gibi geliyor bana. Yani Afrika toprakları üzerinde ciddi çalışmaları var Çin'in. Ve gerek yeraltı zenginlikleri, gerek o alanlardaki coğrafik avantajı kendi lehine çevirebilmek için çok ciddi yatırımlar yapıyor Afrika tarafında. Sadece maden işletmeleri değil, işletme haklarını da bu arada almaya öyle. Devam ediyor. Evet, çalışanları yani bile ilginçtir. Çinli olarak evet. Ayarlıyor. Evet. Yani gayri safi milli hasılanın içine dahil olsun diye. Kuzey Irak'taki
Kuşak Yol Projesi üzerindeki istasyonlarda çalışanların çoğu Çinli. %113 arttırmış Çin sabit varlık yatırımlarını, lojistik ulaştırma sektöründeki sabit yatırım varlıklarını %113 arttırmış. Rakamlara baktım, bazı raporlar okuyorum. Avrupa'ya 1000'den fazla yük treni çıkmış Erenhot Karalimanı'ndan, Çin'den Avrupa'ya ve yıllık %7 artmış. Durgunluğa rağmen, resesyondan bahsediyoruz. Hocamın da dediği gibi geçenlerde Çin İran'da şeyi barıştırdı. Siz söyleyin. Suudi Arabistan'ı barıştırdı. Tabii. Nereden çıktı bu? Durup dururken. Sen nereden geliyorsun da iki Arap ülkesini, sen kimsin kardeşim yani? Başka şey mi kalmadı? Petrol var ya, yani mutlaka dahil olur yani. Oradaki istasyonlarda da Kuşak Yol Projesi'nde hep çalışanlar ne yazık ki Çinli. Hep onun gayri safi yurt içi hasılasına doğru kayıyor. Yatırımlar da artıyor. Ve birazcık da kültür empozesi var dolaylı olarak amaçların içinde. Sadece ekonomik çok değil. Kültürünü kulakları, de kuşaklıyor. Kulakları ajanslarından tutun da işte o yerel dillerle yayın yapma mantığına kadar baktığımız zaman çok yoğun bir şekilde. Kerkük ve şeyde Musul'da Çince dil eğitimi veren dershaneler türemiş mesela. Çok enteresan. Burnumuzun dibinde yani. Olur. Yani çok acayip. Çok da zor bir dil bu arada. Yani hani evet, baktığımız evet, zaman evet. Biz Batı dillerine daha yatkın olan bir tabii. Ama bölge halkına da öğretmeye çalışıyorlar. Hocamızın ifade ettiği gibi yani o kültürü de yaymaya gayret ediyorlar anladığımız yani, kadarıyla. Günlük konuşmaları 1500 sembolle yürütüyorlar. Bilim konuşmalarını, bilim yazışmalarını 10.000 sembolle açıp devam ettiriyorlar. Yani acayip bir tabii zengin ya da zorlu bir dil yapısına sahipler. Tabii hani daha böyle Batı dillerine aşina tabii. Batı ülkeleri açısından da zorlu bir aşama yani. Çince'ye hakim değilim ama sadece o semboller de değil. Sanırım tonlamalar falan da çok farklı. Yani bir şey uzattığın zaman bir şey anlamına geliyor farklı. Yine değişiyor pek çok şey. İngilizce konuşmaları bile çok komik. Evet. fakat belki başka bir toplantımızın gündem konusu olur. Hindistan ufak ufak gelmeye başladı. Hindistan'ı zaten ayrıca bir açmak lazım. Evet, çünkü yani hocam şimdi, ufak ufak değil gümbür gümbür geliyorlar. 2023'ün yani, çok acayip sonuna kadar Hindistan'ın nüfusunun Çin'e geçeceği söyleniyor. Geçeceği ifade edildi. 1,5. Korkunç bir iddia. Yani ucu ucuna neredeyse zaten geçti. Ve 250 milyon Müslüman var. Ama bunu acaba dünya farkında mı? Ben pek sanmıyorum. Şöyle bir şey. Pek çok, bu arada Amerika'dayken bir yeri ararsınız böyle. Call center aradığınız zaman karşınıza garip aksanlı bir insan çıkar. Onunla meseleyi çözmeye çalışırken acaba nerede diye aklınıza gelir. Evet, yani ucuzluk itibarıyla Hindistan'a konuşlandırılmış pek çok şey var. Bombay'den cevap veriyorlar bana dersiniz evet, yani. Evet, yani pek çok noktada öyle bir durum var. Ve özellikle Amerikalılar o klasik bakışla o insancıklarla da dalga geçiyor bir yandan da. Hani telefon hatlarında bile saçma sapan şakalar yaparak böyle garip garip konuşmalar bile var yani ki o da meselenin en hastalıklı noktası. Peki şimdi şöyle bir mesele. Avrupa'dan da birazcık bahsedelim. Çünkü Avrupa'da da özellikle ECB'nin attığı adımlara baktığımız zaman şimdi bir yandan da son sanırım 2 dakika kadar ya da 2,5 dakika kadar da bir zamanımız kaldı. Birazcık hızlı bunu son noktada değerlendireceğiz. Kusura bakmayınız lütfen. Tabii. Çünkü laf lafı açtı yine. Lagarde'ın açıklamalarına baktığımız zaman nasıl acaba durum? Sizce o da 25 bas puan arttırdı. Evet. Biraz da sıkılaştırmadan söz ediyor. Tabii ki Avrupa dünyanın Amerika'ya göre biraz arka bahçesi. Fakat Amerika'nın tabii ki izinden gidecekler. Çünkü az önce söylediğimiz gibi dünyadaki rezerv paranın %60'ı dolar. Avrupa'nın başka dertleri de var. İnsanlar iş aramamaya başladı. İşsizlikten rahatsız olmamaya başladılar. Almanya tabii, Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya'da sosyal devlet statüsü çok fazla önem kazanıyor. İşsizlik maaşları çok yüksek. Benim bazı akrabalarım Almanya'da iş bile aramamaya başladılar. İşsizlik maaşları o kadar yüksek ki. Avrupa yeşil ekonomi, yeşil enerjiye biraz para harcamaya başladı. Bu da birazcık enflasyonist etki yarattı. Bu sürdürülebilirlik özellikle Avrupa'da çok moda. Dijitalleşme çok hedef. Bunlara yapılan startup maliyetleri
yüksek olduğu için bu da birazcık enflasyonist etki yarattı. Hatta tedarik zincirlerinin biraz yavaşlamasına da sebep oldu. Evet. Fakat tabii bu kısa vadede. Uzun vadede gerek yeşile yapılan, yeşil enerjiye yapılan yatırım, gerek sürdürülebilirlik, gerek dijitalleşme Avrupa'ya çok büyük değer katacak. Ama kısa vadede paralarının değer kaybı ile ilgili olarak onlara ne yazık ki olumsuz etki edecek. Bizim de bir numaralı ihracat yaptığımız ülke Almanya, ihracatın %60'ı Avrupa Birliği'ne, onun da %60'ı Almanya'ya yapıldığı için bizi kısa vadede etkileyecek gibi geliyor. Evet Sabri Hocam. Katılıyorum. Almanya'nın şöyle de bir dezavantajı var. En büyük dış ticaret hacmi Rusya'yla. Yani o anlamda Avrupa ülkeleri içerisinde baktığınız zaman en fazla Rusya-Ukrayna gerginliğinden en fazla etkilenen ülke Almanya. Ama yani evet sanki Avrupa Merkez Bankası'nın biraz daha böyle faizler konusunda devam edeceği yönünde daha net bulgular var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açıklamaya istinaden sanki bundan sonra sabit mi gidecek yaklaşımını da çıkartan bazı ekonomistler oldu bugün. Dinledim onları. Ama hocamızın ifade ettiği gibi yine o seyir sanırım devam edecek. En azından 25 de olsa yani hani daha az mertebelerde de olsa. Ama Avrupa tarafındaki, Avrupa Merkez Bankası tarafındaki faiz artırımları 25'er puan da olsa, 50 puan da olsa o artma daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. Hatta bugün gelen açıklamalar da ilginçti. Hem Lagarde'dan hem Guindos'tan ve diğer yine yetkililerden. Biz Fed'i izlemiyoruz ki. Yani öyle bir izlenim oluşmasın diye böyle bir açıklama da gelmişti bir tarafta. Evet, evet. Böyle ilginç de bir tablo söz konusu. İşsizlik konusunda mesela 1300 kişi çıkartıyor galiba Volvo yanlış bilmiyorsam. Evet bugün yayınlandı. Bugün öyle bir haber almıştım. Dolayısıyla yani işsizlik konusu biraz sanki sorun olacakmış gibi gözüküyor. Hocamızın ifade ettiği gibi sosyal ve refah devlet anlayışı içerisinde bunu bir şekilde tolere etmeye çalışıyorlar ama nereye kadar gider? Enerji konusunda evet yeşil enerji meselesinde çok titiz davranıyorlar. Fit for 55'ı 2030'dan 2035'e çekmek durumunda kaldılar bu enerji münasebetiyle, enerji kıtlığı münasebetiyle. Allah'tan kış iyi geçti yani o kadar kötü geçmedi. Küresel ısınma acı bir şekilde işe yaradı evet. Evet yani. Bu arada gerçekten çok fazla konu var ama biraz daha açarsak süre zaten yetmeyecek. Ben her ikinize birden çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sabri Hocam çok sağ olun. Yine bekleriz bu arada. İnşallah. Söyleyelim. İnşallah. Her zaman kapımız açık efendim. Teşekkürler. Hoş sohbet için tekrar çok sağ olun ve iyi geceler diliyoruz sizlere de. Teşekkürler, iyi geceler. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi akşamlar. Ve böylelikle analizin de sonuna geldik. Sizlere de güzel bir gece diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.